Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Biliyorum uzun zamandır video yapamadım. Tanışanlarım, izleyicilerim sordular. Biraz meşguldüm. İşlerim vardı. Seanslar yoğundu. Ama şu an tekrar size geri dönüş yapıyorum. Dilerim sizler de iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugünkü video başlığımızın konusu arkadaşlar, narsistin sizi cezalandırma biçimleri. Bunu neden yapar ve bunlar nelerdir? Evet, narsistle yaşamak zaten başlı başına her gün bir şekilde değişik yollarla cezalandırılmaktır. Yani hiç olmadık yerde, hiç suçunuz yokken, hiç hak etmemişken bir bakmışsınız birdenbire karşıdakinin sesi yükselmeye başlamış. Bir bakmışsınız almış yastığını gitmiş, sizinle konuşmuyor ya da salonda oturuyorsunuz, ses yok, tık yok, sizi görmezden geliyor. Ya da bir bakmışsınız başkalarının yanında hani böyle siz sır diye verdiğiniz bir şeyi, paylaştığınız bir şeyi diyelim arkadaşınızla, kız kardeşinizle ilgili, her kimle ile ilgiliyse hani sohbet anında olur ya insan bazen içini açar ya da o da bana şunu yaptı, şu da bana şunu yaptı deyip paylaşırsın. Karşılıklı bir şeyleri konuşuyorsun. O da sana aa evet haklısın bana da şöyle olmuş deyip bir şeyler paylaşırsın. Ve bunu yapmışsınızdır yanınızdaki narsist kişiyle. O da ne yapar bir bakmışsınız. Aa tam da o kişinin yanında aa biliyor musun? Tam da işte kardeşin ya da arkadaşın şöyle şöyle demişti senin hakkında gibi. Birdenbire onu söyleyiverir ve siz orada neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bunun gibi binlerce stratejisi, binlerce cezalandırma biçimi vardır narsistin. Şimdi bu videoda bazılarına değineceğim ki eminim hepiniz de aa evet evet aynısını bana yaptı diyeceksiniz ve bunu neden yaptığı, bu cezalandırmaları neden yaptığını konuşacağız. Şimdi öncelikle ilk cezalandırma biçimi olan sesini yükseltme. Hani birdenbire. Hiçbir şey yok. Oturuyorsunuz, her şey yolunda, her şey düzgün ve birdenbire bir şeyi bulup da oradan atıyorum. Örneğin deniz kenarında oturuyorsunuz ve siz gömleğini eşinizin koymuşsunuz oraya ve o gömleği birden eline alıp bağırarak ve üstelik başkalarına da göstererek ya bu gömleği ben sana böyle koyma demedim mi? Hep sen böyle koyuyorsun, işte kırışıyor, sen ne biçimsin? Sizi şoka uğratarak. Yani orada yanınızda başka kadınlar da vardır. Ya da bunun tersi de olabilir arkadaşlar. Hep böyle hani kadınlar üzerine konuşmak istemiyorum. Erkek narsistler varmış gibi. Bunun tersi de tabii aynı şekilde. Bir kadın narsist de bunu başka türlü söyleyerek oradaki erkeği rencide edici davranış biçimini gösterebilir. Bunun kapsamında o var zaten. Sizi rencide etmek. Başkalarının gözünde sizi değersizleştirmek. Orada kendi değerini ortaya çıkarmak. Örneğin erkekse bu dediğim gibi orada işte benim gömleğimi niye öyle koyuyorsun, sen hep öyle koyuyorsun, zaten kırışıyor, yapamıyorsun deyip birden sesini yükselterek orada başkalarından o değersizliğini doyurmaya çalışmak. Muhtemelen bunu söylerken etrafta kadınlar vardır. Yani diğer kişilere böyle hani kendini pazarlayacağı türde kadın vardır. Ya da kadın narsistse de işte erkekler daha çoktadır. Ve eşine işte sen de yine sakal tıraşı birdenbire sesini yükseltti. Ne olmamışsın biliyorsun ben sevmiyorum gibi. Ya da işte şunu bana almadın niye almadın ben kaç defa istiyorum. Ben güzel kadın değil mi orada başka türlü giydirerek diğer erkeklerin yanında o adamcağızı küçük düşürmeye çalışır. Ve siz o an küçülür ve birdenbire hani ensenize bir şaplak yemiş gibi hissedersiniz kendinizi. Şoka girersiniz. Tabii ki tepkisel tepkiniz de sert olur. Siz de bağırırsınız ya da siz de bir şekilde hani böyle bir susarsınız. Sonradan aklınıza gelir. Ya keşke orada şunu söyleseydim, şöyle davransaydım diye. Ama bu anında cevap verilemeyecek bir durumdur. Şok etkisi yapar ve siz orada freeze dediğimiz psikolojide savaş ya da kaçı bırakıp freeze'de donmada kalırsınız. Şok etkisi yapar. Tabii bu da narsistin işine gelir ve orada daha da böyle bir böbürlenerek son derece sakin sizi gözlemler. Ve bu oradan
ne yapar? Değersizlik duygusunu yine beslemeye çalışır ki bunun hani o anla, o günle bir ilgisi yoktur. Bu daha öncelerden, 2-3 gün önceden ya da 6 ay önceden sizin için cebinde tuttuğu bir şeydir ve onu orada ustalıkla kullanır. Ve tabii siz çeker gidersiniz ya da donarsınız, cevap veremezsiniz, ağlarsınız vesaire. Şimdi böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Böyle bir durumda yapacak bir şey yok. Çünkü karşınızdaki kişi planlı, programlı ve bunu değersizliğini her an her yerde sizin tam böyle zayıf olduğunuz bir anlarda ortaya çıkartır. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Örneğin siz eğildiniz tam dışarıda çocuğunuzun ayakkabısını bağlıyorsunuz. O size bağırır. Siz tam meşgulken kafanız çocuğunuzun ayakkabısıyla ilgiliyken o size olmadık bir şeyle ilgili. Ya sen de işte şunu şöyle yapmıştın da bilmem. Yine donarsınız. Çünkü verecek bir cevabınız o an gelmez aklınıza. Ve o an kafanızda bir karışıklık oluşur. Ne diyeceğiniz şaşırırsınız. Zaten narsistle yaşamın, burada parantez açayım, getirdiği diğer bir şey de beyninizde oluşan hasardır arkadaşlar. Ön loblarda oluşan, nöronlarda oluşan bir körelmedir. Yani bazı şeylerde vereceğiniz cevap böyle şapşallaşır kalırsınız. Ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Algınızda bir gerileme olur, körelme olur. Çünkü bunu söyleyen kişi narsistiniz, bir de aşağılamanın yanında kişiliğinizi saldırarak arkadan zaten sen hep böylesin. Sen zaten dikkatsizsin. Bu konuda hiç öyle bir şey yapmıyorsun gibi kişiliğinize bir saldırıda bulunur. Bunu niye yapıyor? Yine elbette sizinle ilgili. Çünkü artık siz onu ilk başlardaki gibi göğe çıkarmamaya, onun gerçek yüzünü görmeye başlamışsınızdır ve bazı konularda onu uyarmaya başlamışsınızdır. Ve sizden nefret etmeye başlamıştır. Narsist nefret etmeye başladığı zaman zaten cezalandırmaları hızlı bir şekilde çoğalır. Artık size karşı bir şey hissetmiyordur. Siz onun için çocukluğundaki işte onu görmeyen, onu aşağılayan babası ya da işte üvey annesi onu sevmeyen ya da öz annesi ama onunla meşgul olmayan, duygu bağı kuramadığı pasif agresif annesi haline gelirsiniz. Ve dolayısıyla da size karşı onlara takındığı tavrı takınmaya başlar. Soğuk, uzak ve gerektiği yerde cezalandırabileceği bir kişilik haline gelmişsinizdir. Eğer narsist sizi cezalandırmaya başladıysa arkadaşlar, ki bu hemen ilişkinizin artık sizi ele geçirdikten, sizi aynalama dönemini yaptıktan hemen sonra başlar, bilin ki artık sizden nefret ediyordur. Zaten hani ayrıldıktan sonra diyelim 20 yıl geçmiş, evlenmişsiniz, çocuklarınız olmuş ve siz bu duyguya alışmakta zorlanırsınız. Dersiniz ya onca yıl bu adam benden ya da bu kadın benden nefret mi etmiş? Onca yıl bu kadın benden intikam almak için mi uğraşmış? Diye o zamanları böyle tek tek aklınızdan geçirmekten yorulursunuz zaten. Çünkü her şey öylesine bir oturur ki hani hep böyle sizin o ufacık minnacık size gösterdiği o güzel davranış biçimlerini siz onu böyle yayarak diğer bütün kötü şeylerin üzerine örttüğünüzü ancak ilişkiden çıktıktan sonra fark edebilirsiniz. Çünkü narsist sizi bütün ilişki boyunca cezalandırmıştır. Bütün ilişki boyunca sizden nefret etmiştir. Bütün ilişkisi boyunca sizin güzelliğinizi, sizin işteki başarınızı, sizin arkadaşlarla olan samimiyetinizi, arkadaşlarınızla, sizin ailenizle olan diyaloğunuzu, her şeyinizi kıskanmıştır ve bunları yok etmek için uğraşmıştır ve sonunda başarmıştır zaten. Bana gelen danışanlar da gördüklerim bu. 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş, evlenmiş, barklanmış, çoluk çocuk olmuş, büyümüş, üniversiteye gitmişler ve fark ettikleri şu oluyor. Sezer Hanım, ben hiç sevilmemişim. Olayı, İlişkiyi kurtarmaya çalışan hep benmişim, hep ben alttan almışım. Ben hep aman adam, aman kadın üzülmesin, bana daha kötü davranmasın, aman başkalarına bir şey söylemesin, aman çocuklar duymasın diye ben bu ilişkiyi uzatmışım, sürdürmüşüm diyorlar. Ve işte bunun farkına varmak çok üzücü oluyor arkadaşlar. Bu onca yılın diyetini, onca yılın hesabını sormak
çok zor geliyor. Sanki o yıllar, o günler böyle o kişiye hizmetle geçmiş gibi algılıyorsunuz. Ama bu ilişki içindeyken bunu görmeniz o kadar kolay olmuyor. Çünkü dediğim gibi narsist cezalandırmaları hep böyle bir yerlere sokuşturarak yapar ve sanki orada gerçek payı varmış olaydan, somut bir şeyden, somut bir örnekten, küçücük somut bir örnekten büyük soyut kişiliğinize getirir. Yani o verdiğim örnekte örneğin gömleği sen hep böyle koyuyorsun, dikkat etmiyorsun, sen zaten benim eşyalarıma önem vermiyorsun, sen zaten bana hiç ilgi göstermiyorsun, sen zaten diyerek sizin kişiliğinizle olayı büyüterek öyle bir suçlamayla gelir ki siz zaten çoğunu yaptığınız bir şeylerde hani evet yaptım diye örnekler bulmaya çalışarak bir bakmışsınız. Zamanınız geçmiş, beyniniz meşgul olmaya başlamış. Öteki o rahatına, keyfine bakmış. Çünkü size takılması gereken o endişe ve kaygıyı takmıştır ve sizin kendi kendinizi sorgulamanızı sağlayarak siz orada artık oturmuş uzun uzun ona yazmışsınızdır, açıklamışsınızdır. Uzun uzun anlatmak için fırsat kollamışsınızdır ama karşıdaki devamlı kaçmıştır. Aa sen hala orada mısın demiştir ya da aman çok alıngansın, çok uzatıyorsun, ben unuttum gitti gibi kaçarak sizden, sizi o kendisize, sizin üstünüze attığı o kendi pislikleri, kendi çöplüğü, kendi karanlığıyla baş başa bırakmıştır. Tabii ki bu hep böyle olmuyor arkadaşlar. Sizi o çöplüğün içinde baş başa bırakıp sonra da gelip o çöplükten ara ara çıkarıyor. Aa diyor ki sen o çöplükte mi kaldın? Gel hayatım, gel canım, şurada bak sana ne yaptım, şuraya gidelim, şunu yapalım gibi sizi orada bir çıkarıyor. Siz ona o arada minnet duyuyorsunuz. Diyorsunuz ay teşekkür ederim ya, bak ben buradan çıkamamıştım. Bu karanlıktan, bu pislikten, bu yoğunluktan, endişe kaygıdan sen geldin, elimden tuttun, beni çıkardın. Çok teşekkür ederim gibi bir minnet duygusu geliştiriyorsunuz. Zaten ilişkide sizi tutan tarafı da orası. Ve hep bunları düşündüğünüzde hani Sezer Hanım terk edemiyorum, gidemiyorum, karşılık veremiyorum çünkü korkuyorumların arkasında bu var arkadaşlar. Çünkü o arada sizi hem o pisliğin, çöplüğün içine iten, bırakıp giden hem de oradan kurtaran birisi var. Dolayısıyla da aklınızın karışması da burada. Sizi cezalandırıyor mu? Yoksa sizin hak ettiğinizi zannettirerek o yerden kurtaran bir kahraman mı? Böyle olunca da zaten sardıkça sarıyorsunuz. Her şey birbirine karışıyor. Bağıran, sinirlenen siz olmaya başladığınızda da bana geldiğinizde Sezer Hanım, narsist galiba benim. Çünkü ben bağırıp çağırıyorum, ben sinirleniyorum, ben artık kızıyorum, ben ağzıma geleni söylüyorum diyorsunuz. Ama arkadaşlar neyin içinde nelerle savaştığınızı, nelerle uğraştığınızı, nelerle itham edildiğinizi hiç farkında olmadan geçiyor o yıllar. Ve neyin içinde olduğunuzu gerçekten bilmiyorsunuz. Ve bu ilişki sürdüğü sürece de bilmeniz çok zor. Tam olarak anlamanız çok zor. Bunu anlayabilmeniz için, kendinizi nelere maruz kaldığını görebilmeniz için ilişkiden çıkmanız gerekiyor. Yani o ilişkinin cezalandırıldığınızın, o hapishanenizin içinden çıkmanız gerekiyor. Ve oradan çıkmanız için de sizin cezaevi müdüründen izin almanız gerekiyor. Ve sizin yaptığınız, bunu da parantez içinde belirteyim, orada ah gidebilir miyim, cezam doldu mu, seni terk edeceğim, sen şöylesin, kötüsün falan diyerek orada da bir onay alarak cezaevindeki o artık onu müdür diyelim. Oradaki o hapishane görevlisi diyelim. Onu memnun ederek oradan ayrılmak istiyorsunuz. Hani oradan ayrılırken memnun etmeyi bırakın. Bir de oradaki arkadaki kalan ay şimdi bensiz bir şeyleri beceremez. Oraları temizleyemez. Yemeğini yapamaz. Yok efendim şunu gezmeye gidemez. Kuaföre gidemez gibi endişe ve kaygılar üreterek arkanızda kalanı da düşünüyorsunuz. Orayı da bir organize etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bana gelirken şöyle diyorlar. Ay Sezer Hanım, şimdi ben ayrılıyorum, boşanıyorum ama şimdi kızcağız ya da erkekse erkek işte adamcağız. Eğer iyileşebilirse onu da bir seanslara getirsem, iyileşse de bundan sonraki hayatında mutlu olsa diyorsunuz. Önce siz arkadaşlar, önce bir kendinizi kurtarın. Siz neyin içinde olduğunuzun hiç farkında değilsiniz. Gerçekten yanınızda yaşayan kişi bir düşman. Sizin iyiliğinizi istemeyen bir düşman. O sizden
daha ilk bir ay sonra diyelim, daha böyle artık hani gördü yani, siz onun hatalarını gördünüz, ona söylediğiniz bazı şeylerini beğenmediniz, size düşman olmaya başladı, sizden nefret ediyor. Ve bunu yaparken de böyle bir sizin gibi hani size böyle bir şey yapılsa siz üzülürsünüz, ağlarsınız ve kenarda kalırsınız. Ama onlar öyle yapmıyorlar. Onlar gidiyorlar arkadaşlar. Başka bir sürü onların o kaynak beslenebilecek için kaynakları var. Neleri var? Eski arkadaşları var, eski çıktıkları var, eski sevgilileri var. İnternetteki kişiler var. Diğer etrafındaki insanlar var. Yani bunlarla işlenip çalıştığı yerde altta çalışanları var. Daha böyle hani iyilik yaparak, kendini iyi olarak gösterdiği, beslendiği, kendini farklı tanıttığı bir sürü insan var. Ve onlar onu pohpohladığı sürece, onlar ona inandığı sürece de yanınızdaki narsist şunu diyor. Görüyor musun? Senden nefret ediyorum. Benim gerçekten iyi olduğumu gören, zanneden bir sürü insan var. Ve bana inanıyorlar. Artık seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum diyor. Ama aynı zamanda sizin onun için oluşturduğunuz bir konfor alanı var. Konfor alanı derken, bir aileyseniz eğer vitrini var. Çocuklarsa eğer, çocuklarınız başarılıysa onları da kullanıyor. Dolayısıyla da narsistle şunu istiyorum arkadaşlar. O narsistin sizin gözünüze taktığı o gözlüğü çıkarıp atın. Gerçekleri görmek için biraz daha aslında olayın sizinle hiçbir ilgisi olmadığını anlayın. Sizinle olan tek ilgisi onun söylediklerine inanmanız ya da ona inanmanız. Çünkü çok iyi kandırabiliyor, çok iyi oynayabiliyor. Gerekirse kurban rolüne geçiyor, gerekirse ağlıyor, gerekirse yalan söylüyor, ayaküstü yalan söylüyor. Ve gerekirse küsüp gidiyor ve siz üzülüyorsunuz orada, canınız sıkılıyor ama o gidip aslında başka kişilerle kendini besliyor. Ve orada kalabiliyor. O yüzden arkadaşlar, narsistin sizi cezalandırmaları karşısında, konuyu tekrar toparlayayım, şunu yapın. Yani birdenbire o size yaşattığı suçlamalarda hemen biraz durun orada. Kendinizi toparlayın ve bunun sizinle bir ilgisi olmadığını kendinize defalarca tekrar edin. Gidin aynanın karşısında edin ki sinirlerinizi sakinleştirin. Çünkü sizin gelmenizi istediği nokta o, özellikle başkalarının yanında yaptığı küçümsemelerinde o. Sizi orada kendisine hakaret ettirmek. Sizi orada kendisine karşı olan o çirkin duruma düşürmek sizi. Siz öyle biri değilsiniz. Eminim öyle biri değilsiniz. Ama öyle bir hale getirir ki bu, çevrenizdeki kişileri yanınızdan uzaklaştırarak narsistin kendi yanına çekme biçimidir. Daha doğrusu uçan maymunları böyle biriktirir. Yani ben bak haklıyım, ben nasıl kibarım, nazıyım. Kadın ya da adam bak nasıl bana bağırdı, nasıl kızdı, nasıl bilmem ne. Ve insanlar da haklı olarak gördüğüne inanacak arkadaşlar. Size değil. Dolayısıyla da böyle durumlarda sizi cezalandırdığı her anda, otobüste size, arabada size bağırmasında, işte ne bileyim kıyafetiniz, saçınız, başınızla ilgili, işinizle ilgili böyle aşağılayıcı laflar yapar. Der ki ya sen de kendini işte psikolog olduğunda bilmem ne mi zannediyorsun? Ya da hangi eğitimi aldın sen? Ya da doktorsanız sen hastaları öldürürsün ya. Önce kendine bak. Ya da kiloluysanız o eteği niye giyiyorsun ki, bacakların şöyle. Ya da bulur arkadaşlar. Öyle bir şekilde bulur ki yani sizin kafanıza soru işareti sokmaya çalışır. Kesinlikle onun o size vermeye çalıştığı aşağılayıcı sözlerle sizi cezalandırmasına izin vermeyin arkadaşlar. Şöyle düşünün. Karşınızdaki kişi, hep bunu söylüyorum, videomun sonunda yine bunu söyleyeceğim. Normal bir insan değil. Karşınızdaki kişi kişilik bozukluğuna sahip biri. Yani kişiliği gerçekten oturmamış birisi. Sadece aynalama yapar. Kimin yanındaysa onu aynalar isterse. Ve doğruları yoktur, eğrileri yoktur, acısı yoktur, sevinci yoktur. Hep oynayan birisi. Kalkıp da bu insan niye bana böyle davrandı, niye orada bana yaptı, şunu şunu dedi. Girmeyin oralara. O kendisi için, kendini var etmek için yapıyor bunları. Ve sizinle hiçbir ilgisi yok. Sizin sadece yaptığınız ona yardımcı olmaya çalışmak. Onun gerçekten o yaralı kurban, yaralı çocuk, işte aldatılmış,
kandırılmış, hep böyle onun vardır ya, hep başkalarının yüzündendir o hata yapıyordur. Başkalarının yüzünden projelerini kaybediyordur. Çoluk çocuğu da öyledir, her şey öyledir. Hep başkaları olduğu için siz de ona inanırsınız. Siz de onu iyi hissettirmeye çalışırsınız. Yardımcı olmaya çalışırsınız. Yapmayın. Yapmayın, bırakın. Siz kendinize dönün. Tekrar söylüyorum. Kendinizi artık o çukurdan çıkarmak için kendinizi yapılandırmaya çalışın arkadaşlar. Siz onun söylediği hiçbir şey değilsiniz. O sizin iyi taraflarınızı gömmeye çalışan kötü birisi. Kötü bir çocuk, kötü bir ergen, erişkin bile değil. O yüzden şu andan itibaren, eğer ilk kez videoyu dinliyorsunuz, bugünden itibaren şöyle bir kendinize gelin, silkelenin, sizin üzerinize o yapıştırdığı binlerce etiketi yavaş yavaş çıkartıp atın. Gerçek kimliğinizi koyun ortaya. Gerçek gücünüzü koyun. Göreceksiniz, her şey çok daha güzel olacak. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Bu arada videolarıma üye olmayı unutmayın. Kitabımı tekrar söyleyeyim. Sesli olarak sesli kitap dinle odasında var. Oradan dinleyebilirsiniz. Hatta bazı bölümlerini atlayarak seslendirdim. Hani uzun uzun canını sıkmasın diye. Dinlerseniz oradaki bazı başlıklar eminim sizi daha iyi yönlendirebilecektir. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.